79 yaşındaki emekli öğretim görevlisi iddiaya göre frene basmak isterken gaza yüklendi. Bodrum'da dehşet saçtı. Önüne çıkanları aracın altına aldı. 10 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşlı adam tepkinin hedefi oldu. Sanki böyle bir araba hırslandı. Nasıl hırslandı? Frene basıyorum. Bir şey. Tamam, ne iş var? Bu kim? Umut mu? Allah canını almasın ya. Ne yapayım Allah'ım? Bastığı fren değil gazdı. 79 yaşındaki emekli öğretim üyesi önüne çıkanı ezdi. İş yerlerine daldı. Facia kıl payı atlatıldı. Kavga etmiyorum, soruyorum. Yüzgülü mü diyeyim, gözümü görmüyor. Onu soruyorum. Araba fırladı gitti. Tamam. Şey yapamadı. Acaba kilitlerden mi kilitlendi? Evet. Birden bire mi fırladı? Bence fren patladı. Birden bire fırladı. Hanım da bağırdı. Fren patladı. Ben önde oturuyordum. Fren patladı. Olaydan sana bir şey olmadı. Evet, geçmiş. Ahmet Ünal Şimşek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Herkes onu Şeker Hoca diye tanıyordu. Emekli olunca Bodrum'a yerleşti. Bugün eşiyle alışverişe çıktı. İddiaya göre yaşlı adam frenle gazın yerini karıştırdı. Adam fren yerine gaza yükleniyor. Ne iş var arabanın burada? Ne iş var arabanın burada? Gözüküyor bu değişim yol kapısına. Otomobil motosiklete, direğe, duvara vurdu. Güçlükle durdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Şeker Hoca da kanlar içinde kaldı. Pano, duvar hızını kesti. Yoksa direkt gelseydi ben bunu herkes alıp götürdü buraya doğru. Süratim olsa şey, kilometreye bakın. Ya 10 kilometre, ya 12-15 kilometre geçmiş. Görgü tanıklarına göre de aşırı hızlıydı. İşte o yüzden tepkilerin hedefi oldu. Ben mal oldum zaten. Mal oldum. Senelerce talep ediyorsun. Benim torunlarım, çocuklarım hepsi gitti. Öldü mü? Bir şey mi oldu? Ölsüleydi bari. Ben seni burada öldürdüm. Yaşatmazdım. Yaşım 80 yani. Deli miyim ben? Genç olsam hadi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şans eseri durumu ağır olan yok.